Aman çak! Çeker! Umay sakin. Komutanım. Umay dur sakin. Sakin anlat. Geliyorlar, yakındalar. Çok kalabalıklar, çok ağır silahları var. Dürbün. Çok yakındalar. Hemen dürbün. Allah kahretsin. Komutanım. 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 Araçta bomba var. Tek tip C4 EYP. Çok büyük komutanım. Zaman ayarlı. Dümdüz oluruz burada. Ne kadar kaldı? 4,5 dakika. 4 dakika. Başçavuşum. Komutanım. Bütün sivilleri saklayabildiğiniz kadar arkaya saklamanızı istiyorum. Hepsini hemen. Hadi. Emredersiniz komutanım. Teğmenim. Emredin. Tüm tim hazır olsun. Tahribat bölgesinden uzak ama adamları karşılayacak şekilde. Hadi. Emredersiniz komutanım. Buran, Okan. Umay şu kadını kelepçeleyin bana. Kadın nerede? Sakın yüzbaşı. Adam ölür. Yürü. Umay. Emredin komutanım. Açığını bulduğun anda indir şunu. Emredersiniz komutanım. Öyle bir şey yaparsan bombaya karşı hiç şansın kalmaz yüzbaşı. Bu kadar insan boşu boşuna ölecek. Bırak beni gideyim. O bombayı buraya sen getirdin. Bırak şu adamı. Vakit daralıyor yüzbaşı. Beni almana izin veremem. Bırak beni. Sana bırak şu adamı dedim. Umay. Hedef açık komutanım. İndiriyorum. Bekle, bekle. Bekle, Umay. Bu sadece uyarıydı yüzbaşı. Bırakın beni. Bu da benden sana hediye yüzbaşı. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Söylediklerimi yapmazsan ikinci kafana gelecek. Hadi. Sür. Çabuk. Bas gaz, hadi bas. Hadi. Hadi. Yaklaşıyor. Devam, devam. Çık oradan, gel. Devam edin. Annem, gözünü seveyim. Bunların sırası değil şimdi. Hadi, hadi. Gel, kusum, gel. Abi. Hadi. Hadi, yaşa. Gel, abiler, yaşa. Hadi. Çadırlara bak. Tamam. Hadi. 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 Oğuz değil mi? Herkes yerini aldı mı? Kim oraya yaşardı birazdan? Bir de katılacak komutanım. Hazırız. Ne pahasına olursunuz. Bizi aşıp sivillere ulaşamayacaklar. Kimse boşa atmasın. Emredersiniz komutanım.
oluyor ya? Nasıl iş bu? Oğuz, herkes iyi mi? İyiyiz. Oğuz 8, iyiyim komutanım. İyiyim komutanım. İyiyiz komutanım. Yiğit. Emredin komutanım. Boran'la Eşer'i al. Dikkatlice inceleyin bakalım orayı. Neler olduğunu öğrenelim mi? Emredersiniz komutanım. Okan, Boran benimle gelin. Komutanım, o babaşı size anlatmak istedi ama ben buraya gelmesine izin vermedim. Bu terörist kadının kaçırdığı adamın adı Mesut'muş. Bu herif de dün ele geçirdiğimiz terörist grubun ispiyoncusuymuş aslında. Evet. Yani heriften herkes yaka silkiyormuş ama kimse bir şey yapamıyormuş. Arkası çok sağlam. Bu da benden sana hediye yüzbaşı. Mesut. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor Mesut. Hiçbir şey. Şimdi bana gideceksin. O obada el silah tutan kaç tane adam var öğreneceksin, anladın mı? Hemen öğreneceksin Mesut, hemen. Haber bekliyorum, çabuk ol. Çabuk. Lan şansa bak, kadının obadan aldığı adam kim çıktı? Şans mı diyorsun Ercan? Ben şans olduğunu hiç sanmıyorum. Bu kadın bir şeyin peşinde. Ama ben bilmiyorum. Henüz bilmiyorum. Umayan söyle, dikkatli olsun. Yiğit'e ateş desteği gerekebilir. Emredersiniz komutanım. Timur. Emredin komutanım. Sivilleri yerlerine alabiliriz ufak. Emredersiniz komutanım. Eminim. Maalesef komutanım. Patlama zannettiğimizden çok daha büyük hasar vermiş. Araçların hepsi kullanılmaz halde. Yakından çok daha iyi görünüyor. Mühimmat durumu? Silah, mermi? İşe yarar pek bir şey bulamadık. Bir iki makineli var. Ancak onlar da araca monte olduğundan taşınmaları neredeyse imkansız. Mühimmat durumu sıkıntı. Bakalım ne yapacağız? Karargah destek yollamaz mı komutanım? Bir yolu yok mu? Zor Boran. Her şekilde zaman alacaktır. Bir saldırı daha olursa nasıl karşılarız bilmiyorum. Görevimiz onları güvende tutmak. Ve ne pahasına olursa olsun bunu yapacağız. Emredersiniz komutan. Hadi dinleyin biraz. Emredersiniz komutan. Yiğit. Emredin komutan. Bombayı getiren kadın. Bir haber var mı? Bir iz, bir işaret. Maalesef komutan. İyi istirahatler. Sağ ol. Sen neye gülüyorsun lan? Ben mi komutanım? Yok komutanım, gülmek olarak değil de... Komutanım, biz bugün çok toz yuttuk. Ben de diye ağzımla şey ederken... tam o sırada dönünce... tabii ben gülüyorum gibi üstüne... o şekil oldu yani komutanım. Sen dinlen biraz. Dinlen. Sonra da nöbeti devral. Emredersiniz komutanım. Okan, hadi istirahatler. Sağ olun komutanım.
Bombayı getiren kız. Bir haber var mı? Yok canım, sağ ol. Afiyet olsun. Sizin eviniz çok mu uzakta? Oho. Çok uzakta. Buyur komutan. Sağ ol Okan. Komutan. Sen kızsın. Evet. Sen de kızsın. E niye askersin? Çünkü kızlar da asker olabilir. Hem de çok sağlam asker olur. Bak mesela bu abla... Umay. Evet. Umay. Umay Asubay'ım. O kadar iyi bir askerdir ki... ...bir kuşu 1000 metreden gözünden vurabilir. Kuşu vurma. Yok. Yok canım, biz kuş... Kuş vurmuyoruz. O bir deyim. O bir deyim. Öyle. Değil mi komutan? Aynen. Deyim. Deyim o. Bir deyim. Senin adın ne? Turkar. Turkar. Anlamı ne? Çok güzel bir isim. Kuş. Aa, çok iyi değil mi? Lan Turkar, sen ne şeker adamsın ya. Gel bakayım buraya. Kalk ayağa. Kalk bakayım madem kuşsun. Birazcık uçalım şöyle. Hadi bakalım. Aç kollarını, aç kollarını, aç kollarını, aç. Şu yavruya bak yüzbaşım. Dün siz yetişmeseydiniz... ...söylemeye dilim varmıyor ama... ...bu altın gibi yavrucak... ...kim bilir hangi namussuza meze olacaktı. Her şey onlar için. Kavgamız da, kanımız da... ...dişimiz de, tırnağımız da... ...her şey onlar için. Bize ayrılma emri gelmek üzere. İdare edebilecek misin? Sonsuza kadar bizi bekleyemezsin ya yüzbaşı. Emir emirdir. Biz size minnet borçluyuz. Ama buraları gördüm. Gel nereden esecek? Az çok kestiririz de. Bela nereden gelecek? İşte onu bilemezsin buralarda. Neyse. Bu akşam yemek var yüzbaşım. Sizin şerefinize. Hiç gerek yoktu ya, çok sağ olun. Yo, 99 yaşındaki Bakşi Ata bile doğruldu postundan. Herkes hazırlık yapıyor. Sağ olun. Siz sağ olun. Oğuz 2, Oğuz 5. Sakin komutanım. Anlaşıldı. Oğuz 7. Buralar sakin komutanım. Anlaşıldı. Oğuz 8. Oğuz 8, sakin komutanım. Anlaşıldı Oğuz 8. Gözünü 4 aç. Oğuz 7, dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Her şey yolunda. Hiçbir hareket yok. Herkes gece görüştü mü? Evet okumda. Hadi otur biraz dinlen. Emredersin. Sağ ol. Yüzbaşı. Keşke o yiğitler de burada olsaydı. Onlar da acıktı. Yoruldu. Sağ ol ata. Ama biz nöbeti bırakamayız. Biz gideriz, onlar gelir. Olur mu? Yüzbaşı, yüzbaşı. Ne güzel değil mi oğul? Ta metandan bu yana yüzbaşıdır. Kaşgar'da da,
Türkmen'de de, Kırım'da da, Kırgız'da da. Gözümüzün çiçeği Türkiye'de de, onbaşı, yüzbaşı, binbaşı. Ta Cengiz Han'dan, Oğuz Kağan'dan beri. Birisi bana gelip deseydi ki, ey aksakallı koca bakçı, ben bir düş gördüm. Düşümde bir manga Türk askeri, ta Türkiye'den kalkıp bizim dağımıza, obamıza gelmiştir. Başlarında kolu yıldızlı, bürküt bakışlı bir yiğitle, yanı sıra aslan pençesi, çelik bilekli adamlarla. Atamın ıslık çalan oklarını attığı gibi tüfek atan yiğit hanım kızla. Ben ona derdim ki, kalk uyan, senin belin açıkta kalmış. Hiç öyle nesne olur mu derdim. Ama şimdi o düş gerçek olmuştu. Oğuz'dan bir bölük yiğit, biz bozguna uğramayalım. İlimiz, obamız dağılmasın diye buraya gelmiştir. Gelmiştir de Karadinle katı kafir kurtlar gibi içine dalmıştır. Tavuk yüreklilere kartal, sırtlan yüreklilere aslan kesilmiştir. Göklü Tanrı, Kadir Mevlam, bizi bugünlere ulaştırdın ya. Bundan sonra deli bakşı isterse hiç gün görmesin. Tanrı bakşının kalan günlerini 3 gün ise de, 3 an ise de alsın sizlere versin. Başınız öne hiç düşmesin. Allı göklü sancağınız düşmesin. Ey Türk'ün yiğitleri! Hak Teâlâ sizi Türk ulusuna bağışlasın. Obabaşı, yiğitlere üzerklik tütüt. Onlara kara doğram et pişir. Onlara ağız sütü içir. Onlara gökçe soğan ile ak yoğurt yedir. Onlara has ekmek ile helal tuz ver. Onların çayına karanfil koy. Onları hoş tut obabaşı. Başımız. Konanlar, göçenler, sözüm sizedir. Kişinin asaleti göçer oluşundadır. Göçer soyludur. Neden? Çünkü o Tanrı'dan başkasına baş eğmez. Dağda da, düzde de, kırda da, gecede de, gündüzde de özgürdür. Ama kişioğlu gibi ölümün de şereflisi de var,
şerefsizi de vardı. Ey benim Türkmenlerim, işitin. Oğuz'un kılıç gölgesi bu dağlara düştüğünden beri beni iyi dinleyin. Şerefsiz ölüm yoktu. Ölsek de şerefle, kalsak da şerefle. Hak Muhammed yanınızda olsun. Boz atlı Hızır yoldaşınız olsun. Tuttuğunuz en küçük taş koca Zülfikar olsun. Türk'ün yiğitleri, sizin kanınız kara yere haram olsun. Babaşı, beni götürün. Başımız üstüne. Yiğit. Emredin komutanım. Hadi biz de nöbetimizi ayarlayalım. Emredersiniz. Kullanmaz. Benim uykum geldi. Sen zaten artık uyu. Bu ne bitmez enerji Türkar? Çocuk dediğin bu saatte uyur. Ben uyuyunca gitmeyeceksiniz değil mi? Hayır tabii ki gitmeyeceğiz. Sana haber vermeden gider miyiz? Söz. Artık sen de bizdensin. Bak, bu da senin. Çok güzelmiş. Teşekkür et ağaya. Teşekkürler. Ben bunu ne yapayım? Bayrağımız hep yüksekte dalgalanmalı. En yüksekte. Anladın mı? Onu hiç yere düşürmeyeceksin. Hep en yüksekte tutacaksın. Sağ olun, var olun. Kolay gele size. Hadi uyuyun artık. Sabah görüşürüz. Ya o kadar iyi piştikten sonra bu nöbet işleri falan nasıl olacak komutanım? Kaytarma Yaşar. Yaşar işte. Yok komutanım, ben kendim için değil, ben sizin için şey ettim. Hı. Tabii tabii. Yoksa nöbet bizim işimiz. Yaşar. Emret komutanım. Bir çay bul da kırışalım. Ayıp ettin komutanım. O iş bende. Komutanım, bu yaşlı adam bana böyle zaman tünelinde gibi hissettirdi. Vallahi ne yalan söyleyeyim, tüylerim ürperdi. Beni ürperten bizden beklentiler Yiğit. O beklentiler çok yüksek. İnşallah çuvallamayız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız komutanım. Komutanım. Siz iyi misiniz? Bana bu aralar bu soruyu çok sorma teyzeciğim. Emredersiniz komutan. Ben Ercan'ın nöbetini alıyorum. Sen de Timur'unkini al. Hadi. Emredersiniz. Nöbet her zaman zordur. O gece de zordu. Ama yaşamım boyunca o geceyi unutmayacağım.
Başımızın üstünde sayısız yıldız. Ayaklarımızın altında bizi bağrına basan toprak vardı. Önümüzde bilinmedik düşmanlar. Ama arkamızda, belki de yaşamlarında ilk kez rahatça uyuyan soydaşlarımız vardı. Kendi askerleri onlar için nöbet tuttu. Onlar da huzurla uyudu. Çocuklar, analar, babalar, hatta koyunlar ve köpekler bile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.